gerek dünya liderleriyle görüşüyor, konuşmalar yapıyor. Ve çocuk, kadın vesaire. Ama düşünün, şu an itibariyle Gazze'de su yok, ekmek yok, gıda yok. Bütün bunlar insan hakları evrensel beyannamesine ters. Nerede Batı? Herhangi bir bu noktada aldıkları tedbir var mı? O da yok. Şimdi ne diyorlar? Amerika uçak gemisi gönderiyor. İkinci uçak gemisi de gelecek. E Bay Amerika. Ya Amerika nire? Akdeniz, İsrail, Filistin nire? Ne işin var senin orada? Şimdi Amerika gibi bir ülkeye barışçı tesis mi yakışır? Yoksa oraya benzinle, körükle gitmek mi yakışır? Amerika'dan beklenen nedir? Bu. Ama düşünün, Türkiye'ye ait Suriye'de bir SİHA'yı terörle mücadele ederken düşürecek kadar ferasetini kaybeden bir anlayış var. E biz seninle NATO'da beraber değil miyiz? NATO'da beraber olduğun Türkiye'nin siyasını terörle mücadele eden bu ülkenin siyasını nasıl düşürürsün ya? Görmedim, bilmedim, farkında değilim. Bunu nasıl söylersin? Bunu nasıl söylersin? Bakın biz kriz ilk patlak verdiğinde tüm tarafları itidalle hareket etmeye çağırdık. Telefon diplomasisiyle çatışmalara, diyalog yoluyla çözüm bulmaya gayret ettik. Bugüne kadar devlet ve hükümet başkanı seviyesinde 13 liderle telefon görüşmem oldu. Dışişleri Bakanımız bir taraftan, MİT Başkanımız bir taraftan muhataplarıyla irtibata geçerek görüşmeler devam ediyor. Neler yapabiliriz? Bunun üzerinde duruyoruz. Düşünün, Mısır'ın Refah kapısını bombaladılar. Buradan insani yardım gönderme noktasında adım atalım. Bunun çalışmasını yapalım. Ama orayı da bombaladılar. Sayın Sisi ile de bu konuyu görüştük. Bugün aynı şekilde Muhammed Bin Zayed'le görüştük. Katar emiriyle görüştük. Birlikte beraber neler yapabiliriz? Bunları konuştuk. Atacağımız adımlar var. Bu insanlar susuz. Bu insanlar gıdasız. İnsan hakları evrensel beyannamesinde bunlara yönelik atılması gereken adımları gerektiren, evet, görevler var. Ama asla bunların böyle bir derdi yok. Onların yok ama bizim var. Sivillere yönelik hiçbir eylemi tasvip etmediğimizi açık ve net bir şekilde ifade ettik. Hamaset peşine düşmeden tüm bölgemize sıçrama riski olan bu ateşi bir an önce söndürmenin derdinde olduk. Bugün de aynı yerde duruyoruz. Orantısız şiddetin daha fazla şiddete, daha fazla acıya, daha fazla yıkıma, daha fazla istikrarsızlığa sebep olacağını söylüyoruz. Gazze'de yaşananlar tam olarak budur. Gazze'li kardeşlerime yönelik katliam derecesine varan saldırıların hiçbir izahı
Olamaz. Toplam 360 kilometre karelik dar bir alanda yaşayan 2 milyon Gazzeli'nin elektriğini, suyunu, akaryakıtını, gıdasını kesmek ne insanidir, ne vicdanidir, ne de bunun savaş hukukunda yeri vardır.